Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'in gerçek anlamı inşallah. Her gün namazda bu ayet-i kerimeleri okuyoruz muhteremler. Namaz farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, her namazın her rekatında okunuyor. Tabi az çok anlamı da biliniyor bunların da. Fakat bir şeyin biraz daha içine girersek inşallah, biraz daha derinlemesine araştırırsak, bunun anlamının çok da geniş olduğunu anlamış oluruz inşallah. Fatiha-i Şerif'te tabi bu ayet-i kerime, Fatiha bir şeyi açış anlamına geliyor. Fethetme, açma anlamına geliyor. Namazı giren kişi de Fatiha'ya başlayınca o kişi insanlık aleminden artık çıkıp melekler alemine girmiş oluyor. O alemi açmış oluyor. İyyâke na'budu'nun anlamını anlamamız için önce üç ayet-i kerimeye bakmamız gerekiyor Fatiha'nın başındakilere. Allah Teala buyuruyor bize burada ayet-i kerimesinde, yani Fatiha'nın başında, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Önce inşallah buna bakalım. Elhamdü, bütün hamdü sena, övgü, medhi, şükür ne varsa. Elhamdünün Türkçe olarak karşılığı tek kelimeyle yok. Hamd etmek. Tek kelime karşılığı yok Türkçe sözlüğünde bunun. Ancak açıklaması böyle olabiliyor. Şükür, övgü, medhi, sena anlamına gelebiliyor. Elhamdü aslında mastardır. Hamden aslında burada. Elhamdü bütün hamidler, bütün övgüler, bütün medihler, bütün şükürler. Bütün övgü deyince her insan ara sıra olsun mutlaka birini över kişi. Mesela öyle insan vardır ki futbolcuyu över. Öyle kişi vardır ki bir hafızın sesini beğenir de ne kadar sesi var der. Bazıları da mesela çiçekleri severler. Ne güzel kokusu var, rengi var diye şu bu. Fakat bunların her biri aslında elhamdü, övgüdür. Ama kime bunlar mahsustur, aittir? Lillahi, Allah'a aittir. Onun hakkıdır. Bütün övgüler. İnsanlar neyi överse övsün, neyi beğenirse beğensin, hatta insan neye şükreder de şükretsin? Aslında bunların her biri Allah'a aittir bunlar. Neden? Mesela bir hafız. Sesi çok ama güzel. Nefesi de güzel. Ama o hafız insan olarak, kişi olarak o güzel sesi kendi yapamadı ama. O Allah vergisi kendisine. O halde şükür Allah'a muhterem. Bir şeyin rengi çok güzel, şeyin rengi çok güzel, rengi tatlı bir rengi var ama çiçek o rengi kendi boyamadı, ama o çiçeğe o renk verildi. O halde demek ki çiçeği öven kişi yine Allah övmüş oluyor. Yazın bir karpuz kesiyoruz, bakıyoruz ki önce rengi ne güzel bir renk, kıpkırmızı bir rengi var. Tadına bakıyoruz, tadı çok güzel ama karpuz o rengi kendi benimseme, tadı kendi yapmadı bunların. Demek ki gerçekte bütün övgüler, öven kişinin niyet amacı ne olursa olsun ama gerçekte perde arkasında bütün övgüler Allah'a aittir, onun hakkıdır, odur yapı eden. Allah ismi nedir Celle Celaluhu? Allah ismi.
Allah ismi Celle Celaluhu, ismi has deniyor buna. Allah Teala Mevlamızın özel ismi Mevlamızın. Her toplumun, milletlerin Tanrı, Hüda, Gud gibi mesela bir kelime kullanır, Allah'ın kullanırlar. Bunların hiçbiri Allah ismi karşılığı değil bunlar. Ancak bunlar ilah isminin karşılığı bunlar. Bunun için ilahlar diye çoğul yapılabilir. Tanrılar diye çoğul olabilir ama Allah'lar denemez. Allah birdir. Allah ismi yalnız Allah'ın ismidir. Ve insanlar tapındıkları bütün putlarına çeşitli isimler vermişler. Ama hiçbiri tapındığı putuna Allah ismini vermemiş, verememiştir. Bu nedenle muhteremler, bir insanın yani gayrimüslimin İslam'a gelişinde tevhid gerekir, tevhid. Yani La ilahe illallah demesi gerekiyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Buna tevhid deniyor. Bir kişi işte Tanrı'dan başka Tanrı yoktur derse o kişi İslam'a girmiş olmuyor muhtemelen. Yine mesela Alman olsun, İngiliz olsun kendi dilince Allah karşılığına bir kelime kullansa da onunla tevhid olmaz. Çünkü onlar cins ismidir onlar. Allah ismi ise Celle Celaluhu özel isimdir. Mutlaka tevhidine gerekiyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Arkadan burada Rabbil Alemin geliyor. Rabbil Alemin. Yani Allah'tan bedel deniyor buna Arapçada. Allah deyince bir mümin, bir Müslüman neyi amaçlıyor? Rabbil Alemin. Bütün alemin Rabbi olan o zatı mukaddes Allah Celle. Bütün alemlerin Rabbi. Burada Halikul Alemin gelmiyor. Alemin yaratıcısı gelmiyor da burada bak Mevlam buyuruyor. Rabbil Alemin bütün alemlerin Rabbi. Çünkü yaratıcı denilse evet yaratmıştır ama kenara bırakıp anlamına gelebiliyor. Rab, rubiyet ise sürekli onun terbiyesinde, onun denetiminde, onun gözetiminde anlamına geliyor. Allah Teala Mevlamız elhamdülillah Rabbil Alemin muhteremler. Ne kadar alem varsa, tabi tam sayısı bilmiyor bunların. Bazı hadislerde zayıf hasta geliyor. 18 bin alem diye geliyor. Ama ne kadar alem varsa, dünya alemi, berzah alemi, mahşer alemi, melekler alemi, misar alemi, ceberut alemi, çok alemler var. Bu alemlerin hepsinin Rabbi, yaratan, yöneten, yönlendiren, denetleyen Allah Teala Mevlamız muhteremler. İnsan yalnız bu ayet-i kerimenin anlamını kişi güzelce bilebilse, insan bunda imanı olarak kişi bunda yakın erişebilse, o kişi Allah'tan başka artı bir şeyden korkmaz muhteremler. Ölümden de kişi korkmaz. Neden? Kişi ölmekte ne oluyor? Berzah alemine gidiyor. Allah da onun da Rabbi ama. Rabbimiz değişmiyor ki muhteremler. Yani kişi dünyada olsun, kabir aleminde olsun, mahşerde olsun, sıratta olsun, yerde olsun, gökte uçakta olsun kişi, bir şey fark etmiyor. Çünkü Rabbimiz bir muhteremdir. Rabbimiz Rabbül Alemin bak. Her an yaratan Mevlamızdır. Bu konu ilgili inşallah İbrahim Aleyhisselam'dan nakledilen bir ayet-i kerimeyi kısaca geçelim inşallah. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Nemrud'un zamanında yaşayan büyük peygamber, ul-azim peygamber kendisi.
Nemrut onu huzuruna aldı. Putları kırdıktan sonra. İbrahim, senin Rabbin ne yapar dedi. Şöyle buyurdu. Yuhyi ve yumiyit. O hayatı verir. Yani canı veren odur. Hayatı veren odur. Cansız maddelere yine öldüren odur. Ne dedi Nemrut? Enne huyi ve ümit. Ben de hayat veririm, öldürürüm dedi. Aynı şeyi ben de yaparım dedi. Peki ya bakalım. İki mahkumu getirdi zindandan. Birine emir verdi cihatlara başına kesin dedi. Öbürünü sağ bıraktı. Bak dedi buna hayat verdim. Öbürü öldürdüm dedi. İbrahim Aleyhisselam baktı ki Nebrut'un kafası çok kalın. Bu İncil'e ermiyor. Ona ikinci bir delil verdi. Açık bir bürhan delil verdi. Bakarası ayet 257 geçiyor bu. Şöyle buyurdu. Kale İbrahim'i fe innallâhe ye'ti bişemsi minel maşrikı fe'ti biha minel mağribi dedi. İbrahim Aleyhisselam. Ya Nemrut dedi, benim Rabbim güneşi doğudan her gün getiriyor, gösteriyor. Eğer sensen bu Rabbül Alemin, sensin yaradan hayat veren sensen, o halde güneşi al oradan battan getir bakalım. Şimdi güneş yerini, yörüngesini değiştir bakalım dedi. Ne yaptı kafir? Febühütellezi kefer falan buyuruyor. Febühüte beht oldu, şok oldu, ona kaldı, bir cevap veremedi. Hatta o anda Nemrut'un kalbinden geçmiş. Ya İbrahim, senin Rabbin yapsın bakalım diyecek olmuş ama içinden ya yaparsa demiş, içinden geçmiş ve yapamam diye bunu diyememiş. Febüytellezi kefer, kafirin Nemrut beht oluyor, dona kalıyor, şaşkın kalıyor orada. Demek ki bakın muhteremler, Rabbül Alemin bu anlama geliyor muhteremler. Yani güneşi de yaratan, onu yörüngesi oturtan, onu gezdiren, döndüren güç, kuvvet, onu denetleyen kuvvet. Güneş gerçekten bir güç, enerji muhteremler. Tabi orada hidrojen, hidrojen birleşip helyuma dönüşüyorlar. Güneş galaksimizin merkezinden 30 bin ışık yılı uzaklıkta. 30 bin ışık yılı uzaklıkta galaksi merkezinden. Ne yapıyor güneş? Bakın muhteremler. Saniyede. Saniye muhteremler. Dakika değil. Güneş saniyede 250 kilometre hızla dönüyor. Yarı çapı 30 bin ışık olan böyle. 225 milyon yılda bir devre diyor muhteremler. Bir devre diyor böylece. Güneş dönerek ne yapıyor? Yani kendi dönmüyor ama. Uyduları da ona bağlı. Çekim gücüyle. Dünyamız da dönüyor. Yani bakın muhteremler, şu yaşadığımız dünya var ya muhteremler, uzay boşlukta bakınız değil mi? Aynen durmuyor dünyamız böyle şey. Güneşe bağlı olduğu için çekim gücüyle, güneşle birlikte ne yapıyor? Sürekli hep dönüyor, diğer yer değiştiriyor muhteremler. Değiştiriyor böyle. İşte dünyayı yaratan, güneşi yaratan. Yine Allah Teala buyuruyor bizlere, Araf ayet 54'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemse güneş. Vel kamere ay. Ve nücume bütün yıldızlar. Müsehharatin bir emri. Allah emrinde tam müsehhar. Arapça müsehhar. Allah'ın tam kesin hakimiyetinde, denetiminde Mevlamızın. Güneş de, ay da bütün yıldızlar. Tüm galaksiler Rabbimizin koyduğu denge düzen kanunu içerisinde her biri yerinde, yörüngesinde hiçbir haddine kalmamış ki yerini aşabilsin muhtemelen. Allah'ın hem denetiminde böyle şey. İşte nedir bu? Mevlamız Rabbül Alemi muhtemelenler ya. Rabbül Alemi. Geçeyim iki ayet-i kerime inşallah ikinciye. Er-Rahmanir-Rahim. Rabbimiz Er-Rahmandır,
Er-Rahim'dir. Bunları iyi bellersek İyyâke anlamını da anlayacağız muhtemelen. Allah Teala Mevlamız Er-Rahman'dır, Er-Rahim'dir. Rahman, Rahim isimleri de merhametten, şefkatten, rahmetten türeme gelmedir. Yalnız Er-Rahman ismi genel anlam taşıyor. Ne kadar varlık varsa hepsini kapsıyor Rahman ismi. Kafir olsun, Müslüman olsun, ne olursa olsun hepsini kapsıyor. İşte Rabbimiz, Mevlamız bu Rahman ismiyle ne kadar canlı varlık varsa rızıklarını Mevlam veriyor muhtemelen bakın şimdi. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Hud ayet 6'da. Ve ma min dâbetin fil erdi illa alallah rizkuha. Bakın muhtemelen Allah'ın kudretine bakın muhtemelen. Yeryüzünde ne kadar hareket eden canlı varlık varsa, tabi karınca da, fil de, deve de, ne kadar örümcek de, insan hayvan varsa, uçan kuşa balıklar varsa, bunlar hep rızkı Allah'a ait. Bak, rızıklar Mevla. Hep Mevla'ya ait bu rızıklar. Işte. Şimdi bir örnek bakalım adı cemaatimiz. Rızık deyince aklımıza şu bizim gelebilir. Yani ben çalışıyorum, gelirim, param da var da istedim alırım, yerim. Değil muhteremler. Nahnu kasemna var Kur'an'da. Nahnu kasemna. Kader ilgi sır. Oraya fazla girmiyor işte. Nahnu kasemna denen o ezel erbahta her canın rızkı orada taksim olmuş, belirlenmiş muhterem bakın. Orada belirlenmiş. Kuşun da rızkı her rızkı da belirlenmiş. Bir insanın maddi durumu ne kadar iyi olsa olsun kişi ne yiyecek? Nahnu kasemna. Orada ne taksimumuz ezelde kişi onu yiyecek. Öyle zengin vardır, parası çoktur ama çok eli sıkıdır böyle. Kişi kendinden bile parasını kıskanır. Canı işte alıp yemez böyle. Bak bu bir sebep. Öyle kişi vardır ki bankerdir, eli açıktır. İstir alacak. Alabilir de ama doktor yasaklıyor muhtemelen. Sakın ha, yağlı yasak, şeker yasak, şu yasak. Nedir bunlar? Hep bunlar nahnu kasemna'ya giriyor. Ezelde rızık taksim olmuyor muhtemelen. Bakın böyle. Olmuş ona böylece. Kişi daha anne karnındayken Allah'ın rububiyeti, ki Allah bir alemi muhtemelen. İnsan daha ana karnındayken ve diğer canlılar da, yani doğum yolu dünyaya gelen bütün canlı yavrular da henüz daha ana karnındayken ona rızkını veren kim? Allah aşkına muhteremler. Kim oraya gücü yetebilir muhteremler? Ya? Evet, bir insan kendisi paşa padaşı olabilir. Böyle. Yetkili makam mevki sahibi olabilir. Ama hanımın karnındaki bebeğe onun gücü yetemez ki orada. Onun rızkını veren kim? İşte Rabbim ne yapıyor muhteremler? Göbek kordonundan annenin doğuş sistemine bağlanıyor çocuk orada. Anne yer içer. Kan haline getirir onları, sindirir. Sonra çocuğa kanlara gidiyor böylece. Çocuğa göbek kordonundan gidiyor. Bütün dolaşım yapıyor. Oradan geri geliyor. Bunun için dünyaya geldi mi artık göbek kesildi artık. Artık gerek kalmıyor. Neden? Artık az doğacak, az çocuk olacak. Sonra bir çocuk doğdu mu, tabii çocuk insan dışında diğer hayvan yavruları da doğduğu anda ne oluyor? Dünyaya geldi. Doğduğu anda otomatikmen süt üretimi devreye giriyor. Tabii dişi ayıda da böyle oluyor muhtemelen. Kedi de böyle oluyor. İnek de böyle oluyor. İnsan da böyle muhtemelen. Bir ayı mesela kışın ormanda doğurmuş. Aslan yavru, dişi aslan yavrusunu doğurmuş. Gece yarısı doğurmuş. O aslan yavrusuna ne versin? Mama mı verebilir ona böyle? Dişi yok, bir şey ben bir şey yiyemez. Ama Allah Rabbül Alemin. Otomatikmen
anında süt üretimi devreye giriyor. Süt üretimi devreye giriyor. Üretim devreye giriyor muhtemelen. Üretim böyle şey. Bir damla kan için muhtemelen ne kadar kan dolaşıyor. Bir damla süt için ne kadar kan dolaşıyor bizde muhtemelen böyle şey. Kolay süt üretimi böyle şey. Hemen devreye giriyor muhtemelen. Bir de mesela yumurtadan çıkan hayvanlar var. Kanatlılar, kuşlar var böyle şey. Bu da ne yapıyor peki? Tabi yumurta içinde onun gıdalar depolanmış yumurta da bak muhtemelenler. Yumurtanın gıda depolanmış böylece. O yavru büyüme çağında yumurta içerisinde depolanan gıda ile besleniyor, yetiyor ona böyle. Ama yumurtadan çıktı mı ona gıda lazım. Onu kim bakabilir muhtemelenler? Hatta biraz daha ileri gidersek mesela uçan kuşu yumurtası yatıran güç kim? Allah aşkına muhtemelen böyle ya. Bir kuş ki ilk olarak yumurtlamış. İlk yumurtlamış daha kuş. Yuva yapmış, yumurtlamış yuvaya. Bakınız o kuşa o gücü, idraki veren, yöneten güç nedir? Kuş ne yapıyor? Yumurtluyor. Yumurta üzerine yatıyor bu kadar. Kanatlarına gererek böyle yatıyor böylece. Halbuki onu çeviriyor onlara böylece. Evet, günümüzde işte kuluçan makineleri var. Yumurta makineye konuyor, piriş çıkıyor. Evet, doğru muhteremler. Allah'ın koyduğu kanun burada harfiyen tatbik ediliyor, uygulanıyor ama böylece. Tavuğun altındaki ısı neyse aynı ısı veriliyor kuluçmakta. Eğer ısı fazla olsun yumurtayı piştirir. Biraz düşük olsun yumurta çiğ kalır. Olmaz muhteremler. Bak muhteremler. Allah'ın koyduğu kanun, denge kanunu aynı uygulanıyor ama. Tavuğun altı ısı ölçülüyor. Orada ısı kaç dereceyse aynı ısı makineye veriliyor. Yine tavuğun altında kaç gün kalması gerekiyorsa aynı gün kalıyor. Bakın hızlandırılamıyor bu ama. Yani ısıyı fazla hızlandırılamıyor bu. Yine 3 haftada çıkıyor muhtemelen. Hatta tavuk ne yapar muhtemelen tavuk? Arada bir yumurtalar değişiyor yerine değişiyor. Çeviriyor böylece. Çeviriyor böylece. Aynı şey makinede onu çeviriyorlar muhtemelen. Yumurtadan çıktı mı bir kuş yavrusu, annesi ne yapıyor muhtemelen annesi? Rahman ismin tecellisiyle alıyor. Annesi gidiyor, yavrusunu yiyebileceği gıdayı biliyor. Gene küçük böcekleri alır böyle. Getir onları, yavrusuna verir onu. Besler onlara böylece. Yalnız bazı istisnalar var. Karga. Karga muhtemelenler. Karga yavrusu yumurtadan çıktığı anda hiç onun tüyü olmaz. Kıpkırmızı et halinde olur. Kıpkırmızı et halinde olur böyle. Annesine bırakır gider ana karga. Tek başına yavru kalır yuvada. Peki ne yiyecek orada? Rabbim gönderir muhtemelen. Sinekler gidiyor, sinekler giderler oraya. Onu et gibi görür sinekler, onu konarlar. Karga üzerine konarlar. O da onların alır kakasına, yattığı yerden bak yer muhtemelen. Bir de kurbağa. Kurbağa muhteremler, en uzun dili olan mahluk varlık kurbağadır. Bedenin yarısı kadar dil uzundur onun kurbağanın. Uzun olur. Bir de bizim dillerimiz, diğer hayvanların dilleri önü boşta, arkada yapışıktır. Kurbağanın dili ise önde yapışıktır, arkası boştur. Kurbağa yeşillik arasından yatar, dilini çıkarır. Ön yapışık olduğu için dışarı çıkarır böyle. Dili uzundur. Yapışkan da madde üzerine vardır. Kurbağa yatar böylece. Sinek gelir et diyene konar. Konu yapışır öyle böyle. Birkaç silah kondu mu dilin içine şeker alır, yutar onları. Adı gıdası muhteremler böylece. Nedir bunlar muhteremler? Rabbimizin Erham isminin tecellisi bak muhteremler. Demek ki ne kadar canlı varsa, varlık varsa rızık Allah'a tevecalı. Errahim. Bir ismi Mevlamız'ın da Errahim. Acıyıcı, rahmetici Mevlam böylece. Mevlamız'ın rahmet ismi Peygamberimizin böyle bize buyurmasıyla anlayacağımız şekilde 100 derece Peygamber buyuruyor. Gerçekte Allah-u Teala'nın rahmeti sınırsızdır tabi. Fakat Resulullah bize bir örnek vermek için böyle buyuruyor. Allah'ın rahmeti 100 derece. Bunun yalnız biri
dünyaya bir tecelli etme biri. Allah-u Teala rahmet isminin yüzde birinin dünyaya yansımasıyla, balıklara yansımasıyla anne yavrusunu emzirir muhteremler. Bağrına basar, gözüne bakar muhteremler. Diğer hayvanlar da, vahşi aslan da, vahşi aslan da, o da yavrusunun bağrına basar muhteremler. Belamızın diğer isimleri mahşere kalıyor muhteremler. Mahşere kalıyor. Yani 99'u mahşere kalıyor Mevlamız muhteremler. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimize haber geldi. Ya Resulallah, filan genç vardı ya Ensardan Medine'de, evet, sürekli namazını meşre kılardı, şöyle böyle iyiydi. Şu anda ağır hasta, son nefesinde ama dili kilitlendi, tutuldu dil, ağzı kilitlendi sanki. Hiç Allah ismi anamıyor. Tevhid'i söyleyemiyor bu ya Resulallah. Peygamber özellikle geldi. Peygamber oturup başına dedi ona kul la ilahe illallah diyemiyor ama. Diyemiyor ve ölüm arası çekiyor. Ölemiyor, can da veremiyor. Peygamber sonra yakınlarına bu namazı kılar mıydı? Kılardı ya Resulallah. Oruçta hepsini yapardı bunları. Peki bunun neyi var acaba? Ne kusuru var? Araştırın bakalım. Araştırırlar. Bu genç annesine karşı çok aşırı düşmanmış annesine karşı. Bir gün annesiyle tartışırken annesine kızıyor. Annesine bir yumruk vuruyor. Annesi gözünü çıkarmış muhtemelen bakınız. Çıkarmış. Annesi sonra beddua diyor buna. Can vereme, can şey, can vereme diye buna annesi beddua et muhtemelen. Yarasıyor Allah, bunun böyle böyle. Peygamberi çağırtıyor. Geliyor kadın, bir gözü çıkmış ama. Akmış yani gözü böyle. Öyle yumrukmuş annesine. Diyor ki Peygamberimiz, bu senin oğlun mu? Evet oğlum. Ne olur bunu hak eder misin bana? Bak can veremiyor ve ağzı kilitlendi. Tevhid söyleyemiyor. Etmem yarasıyor Allah diyor ona. Hak etmem Peygamberimiz böyle kadın. Mecbur değil takmaya. Etmem Resulallah. Bak o beni çok horladı. Bana hakaret etti, bana hakaret etti. Gözümü çıkardı. Fakat Peygamber'in şefkati bak muhteremler. Ana şefkatin daha üstün Peygamber şefkati. Bahtı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o durumda ölse cehenneme gidecek şimdi. Peygamber'i kurtarmak istiyor şimdi oradan. Ne yaptı Peygamber'in? Buyurdu ki eshabına. Eshabım gidi etrafa. Odun toplayın, getirin. Şu meydana odunları yığın, bu ateşi yakalım, bunu ateşi yakalım bunu, bu genç ateşi atalım yakalım bunu. Şimdi odun toplama başladılar, ateş yanınca, buyurdu Peygamber, tutun bunu elinden kolun, atın ateşi bunu böyle. Anne dayanamadı şimdi bana. Ya Resulallah, ben onu 9 ay karnına taşıdım. Ya Resulallah ben onu 2 ay kucağımda besledim, emzirdim. Ateş atmak için onu beslemiştim ben bunu. Ve Peygamber bak ya hatun. Ama hak etmezsen cehennem yanacak bu böyle. Yanacak böyle böyle. Ya burada atalım, cehennem yanmasın. Hakkime olsun dedi muhtemelen. Hakkime olsun dedi. Hemen şunun ağzı açıldı. Kemik tepsisinden başladı. Kurturdu. Şimdi bakın muhtemelenler. Allah'ın rahmetinin %1'i dünya tecelli ediyor. Analara da bu veriliyor. Demek ki anne sonunda o kadar oğluna karşı bir kini de olduğu halde diyelim. Oğluna karşı nefret olduğu halde ama ateşe atılmasına razı olamıyor muhteremler. Bundan inşallah, bu olaydan inşallah bir işte daha çıkaralım. Bundan çıkaralım muhteremler. Eğer evlatlarımız şu an namaz kılmıyorlarsa onlar mahşerde cehenneme atılacaklar muhterem. Bakın bu kesin muhteremler. Kızlarımız başını örtmüyorlarsa onlar da mahşerde cehenneme atılacaklar ve Allah korusun cayır cayır yanacaklar muhteremler. Aziz cemaatimiz.
Demek ki bunu unutmayalım inşallah Teala. Evladını seven bir ana baba onları ateşten koruması lazım geliyor. Gelelim inşallah üçüncü ayet-i kerimeye. Maliki yevmi din. Maliki yevmi din. Allah-u Teala din gününün maliki. Biricik hakim, mutlak sahibi. Din günü. Buradaki din deyn kökünden geliyor. Yani ceza günü. Hesap anlamına geliyor. Daha doğrusu Allah-u Teala Mevlamız mahşer gününün biricik hakimi sultanı. Mahşerde. Dünyada mecazi anlamda da olsa dünyada sultanlar oluyor dünyada. Yani diğer başka oluyor dünyada. Tabi bunlar mecazi bulunmaktadır. Şimdi gerçekçi olarak şöyle o yaklaşımdan baktığımız zaman mesela biliyorsun bazı çocuk bayramından önce bazı çocuklar işte Ankara'da kim başbakan oluyor, koltuğa oturuyor, kim bakan oluyor, işte bunlar oluyorlar efendim. İşte. Oturuyorlar. Tabi bu bir mecazi anlama gelebiliyor bizim bakışımızda. Çocuk, ilkokul talebesi, rol icabı, işte ondan bayramı icabı, onlara böyle bir imkan veriliyor. Biri başbakan oluyor, kim bakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyorlar bunlar böylece. Az bir zaman önce oturuyorlar burada. Ama gerçekçi bir yakışta baktığımızda, büyük insanlar da aynı şekilde çocuklar gibi aslında muhtemelen. Belki biraz zaman fark ediyor. O kadar muhtemelenler. Bir genç padişahın babasından kalma kölesi varmış genç padişahın. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesi yetişmiş. Evet köle ama çok muhterem bir kişiymiş aslında kendisi. Ama hasbele kadar köle olarak bulunmuş. Bu padişah tabi padişah olunca da bu kölesini gene iyiliğini unutmuyor. Her zaman salonda onu da bulunduruyor. Bir gece toplanmış padişahın etrafı, paşalar, vezirler, ileri gelenleri. Köle de oturmuş bir kenarda. Tabi köleye bir söz düşmediği için köle oturduğu yerde şey uyumuş, dalmış. Padişah tam köleye bakarken köle uyanıyor. Bakıyor padişah kendisine bakıyor. Tabi utanıyor köle. Yani bu bir saygısızlık gibi oluyor padişahla uyumak da bunlar için o anda. Hemen toplanıyor, utanıyor köle. Padişah soruyor kölesine. Uyudun galiba diyor. Sultanım ah buyurun uyumuşum. Herhalde rüya da gördün galiba diyor padişah. Bir uyandın. Herhalde rüya da gördün galiba. Evet sultanım rüya da gördüm. Peki sıra bakalım nasıl rüya gördün? Sultanım diyor, affına sığınırım, rüyamı anlatmayayım. Hayır diye emrediyorum, anlat rüyanı. Peki sultanım, ayağa kalkıyor. Sultanım, rüya yer sultanım bu diyor. Ben de rüyamda kendimi diyor, padişah olduğumu gördüm diyor. Böyle bir padişahın koltuğunu gösteriyor. Ben de bir koltuğa oturmuşum, yaslanmışım. Etrafımda adamlarım, paşa vezirlerim, emirler veriyorum, fermanlar veriyorum. Büyük bir adam olmuşum. Yine öyle gördüm diyor. Ve susuyor birdenbire. Soruyor başta. Peki sonra ne oldu diyor. Ne olacak padişahım? Gözümü açtım baktım diyor. Yine burada köleyim diyor. Şimdi padişah gülümsüyor. İnsandır rüyada o kadar padişah olabilir rüya padişahlığı. Yani gerçeğe benzemez. Bu kadar padişah olabilir rüyada insan. Kölenin açlık nasıl geçtiği için padişaha sultanım diyor. Affına sığınırım ama diyor. Aramızda ben pek fark göremedim diyor şimdi padişah. Neden diyor? Ben diye gözüm kapağını açtım. Padişahım gitti diyor. Size diyor. Göz kapağını kapayınca diyor. Sizin gidecek böyle diyor. Bir göz kapağın meselesi bu muhteremler. Gerçekten muhterem cemaatimiz dünya hayatı aslında bir mecaz.
bir rüya, bir hayal. Kişi bunu ne zaman anlıyor? Ennas dünyamın feyzamatın tebhude anlaşılıyor bu. İnsanlar uykuda buyuruyor, Resulullah buyuruyor. Uyandığı zaman kişi anlıyor ki dünya hayatın bir rüya imiş. Yani kişi son nefesini verip de kişi kabre yattığı zamanlar bir de oradan bakmak lazım hayata. Ne getirdik oraya? Şimdi Mevlam bize buyuruyor muhterem burada. Allah Teala Mevlamız Maliki Yevmiddi. O mahşer gününün yegane, biricik, tek sultan hakimi Mevlamız. Yani mahşer gününde başka kimsesi geçmiyor orada. Dünyada mecaz da olsa devletler var, padişahlar var, ordular var, şunlar bunlar var var dünyada böylece. Ama mahşerde herkes eşit. Herkes eşit böyle. Arafat'taki gibi aşağı yukarı pek ihrama bürünmüş. Aynı şekilde mahşerde. Mevla bize buyuruyor burada Enam ayet 73'te Rahim ve huvellezi o Allah Celle Celaluhu halaka semavati vel arda bil hakkı. O Allah yerleri, gökleri hak ile yarattı. Hikmet yarattı. Bir amaçla yarattı. Ve yevme yekulü kün feyekün. O Allah kün emrini, ol emrini verdiği anda her şey olacak. Yani süfrülecek, kıyamette kopacak bu terimler. Bakınız, kıyamette kopacak. Mesela dünyada bazı kişi ne yapıyor? Evini yıkıp iyi ev yapmak karar veriyor. Evde betonarme ise, sağlam bir şey ise gerçekten bayağı güç yıkılıyor. Makineler geliyor, şunlar geliyor, bunlar geliyor. Hatta komşu elini sarsıyor. Yani insanoğlu bir bina yıkması için bayağı uğraşıyor. Ama Mevlam bir deprem verdi. Mevlam bir deprem verdi. Bir bölge. Bir bölge böyle ya. O kadar kalın o beton demirler. Çelik demirler böyle. Temel demirleri nasıl böyle? Eğri bir böyle. Yamuk mu muhtemelen böyle. Kudret muhtemelen böylece. Demek ki Mevla emir verince süfürecek, kıyamete kopacak. Kavlül hak. Allah'ın sözü haktır, gerçek olacaktır. Burada ilgimi çeken şu ayet-i kerimeye burada çekmiş, ilginizi çekmiş diyorum. Velehül mülkü. Mülk yine Allah'ındır. Mülkiyet, denetim, kontrol, hüküm yine onundur. Yevme yunfehu fissur. Bakın. Sur üfürüldüğü günde yine mülkü Allah'ındır. Düşün muhtemelen üfürülen sur üfürülüyor. Sur üfürülüyor, sur böyle. Dağlar yanından kopmuş, birbirine çarpma toz duman oluyor böyle. Toz duman oluyor böyle. Deniz kalmıyor, güneşin nuru gidiyor, yıldızlar dağılıyor gökyüzünde. Bütün alem, bütün evren karma karışık. Karma karışık. Bu iş olurken de hiçbir şey tesadüfi rastlantı, şans yok mu der böylece. Denetim, kontrol, egemenlik Allah'ın tam hakimiyetine yine baktırırlar böyle. Demek ki deprem olurken böyle. Deprem olurken de insan mesela havadayken de denizdeyken de fırtına kopsa, savaş da olsa, her taraf bombalansa da yine Allah'ın takdiri ise denetim Allah'ın. En büyük sarsıntı, en büyük korku ki Feza Ekber deniyor buna ki kıyamete kopuş anı. O an. O anda bile denetim, egemenlik, kontrol Allah'ın tam hakimiyeti o günde böyle. Tabi süfürten sonra ikinci süfürecek konu tabi kısa geçeceğim. İnsanların biri de kabirden kalkıp mahşere gidişleri burada. Mevlam bize buyuruyor Taha 108'de Bismillahirrahmanirrahim. Yevme izin işte o gün. İkinci sur üfürüldü. Kabirler çatladı. Bir kabirden icra 70 kişi fırlıyor. Aynı kabirden görmüşler. Yani kabir işte atıyor insanları.
yettebune da'iye. Herkes davetçi İsa Aleyhisselam su üfürülecek, davetçi. Ey bütün varlıklar mahşere toplanın. Yettebune da'iye. Bütün varlıklar, insan, cin, melek, şeytan, hayvanat o davetçiye tam tabi olacaklar, teslim olacaklar. La ibecele. İyi güzel yok böyle. Kaçamak yok böyle. Yani kimse buna direnemeyecek. Diremeyecek böyle. Kalbinden kalkan bütün varlıklar, aslan da, kaplan da, kurt da, kuzu da, karınca da, insanlar da, bütün herkes kalbinden kalkan, fırlayan mahşere gidecek insanlar. Tabii kimi yürüyerek, kimi sürünerek, her insana hangi amel öldüyse öyle diyecek. Ve haşyati esrati lirrahmani ve o gün Allah korkusundan sesler kısılacak mı? Düşünün ki mahşer, mahşer. Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, vahşi hayvanlar ne varsa hepsi gidiyorlar. Ama herkese bir muazzam bir Allah korkusu sesler kısılmış. Fela tesmu illa hemsa. Ancak bir hafif fısıldı. Konuşma değil o da böyle. Ayak sesleri, yani nefes alıp sesmeleri böyle şey. Mahşere gidiş muhteremler. Bir de şimdi mahşere toplanma. Tabii birkaç örnek vereyim buradan. Bütün varlıklar mahşerde toplandan sonra Allah Teala buyuracak bak muhteremler. Hep bize yani buyuracak. Bismillahirrahmanirrahim. En'am ayet 94'te bu da. Ve lekad ci'tumuna. Bak huzuruma geldiğini veren buraya işte. Şurada teker teker kema halaknakim evvele merre. İlk defa size tek yalnız yarattığım gibi yine buraya tek tek geldiniz. Kimse annesi yanında tutmuyor. Kimse yanında babası yok. Kimse evladı arayan yok. Böyle. Bak, kabrinden kalkan herkes yaratıldığı gibi hatta çıplak olarak muhtemelen böyle. Tabi orada bir giysi yok muhtemelen. Şimdi muhtemelen. Kefen de çürüyor. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki peygamberimize ya Resulallah o gün mahşer gününde halk çıplak olacaklar. Ben nasıl yaparım? Hayal ederim orada. Peygamber Ayşe annem buyurdu. O Resulullah Allah Resulullah dedi ki ya Ayşe bak hanımın zevcesine ya Ayşe o gün öyle gün ki o günü öyle korku olacak ki o günü kimse değil ki ona buna bakmak kimse kendini göremeyecek bugün böyle korkudan öyle korkulu gün üfürülüyor böyle gazab-ı ilahi hiç kapsamış öyle korkulu gün olacak böyle işte. Buyuracak Mevlam sizi ilk yarattığım gibi buraya bak çıplak olarak teker teker geldiniz. Ve terektüm ma havvelnâküm ve râyet zuhurikim. Dünyada verdiğim malları o da bıraktınız. Yine çıplak buraya geldi. Tabi insanı dünyaya paraşamayanlar. Hele günümüzde petrol savaşı, enerji savaşları, şunlar bunlar. Hatta olmuş tabi. Kişi arasında, toplum arasında, devlet arasında tartışmalar, kavgalar, savaşlar, kan dökmeler, şunlar. Fakat sonuçta muhtemelen bak Mevlam buyuruyor. Kullarım dünya mallarını hepsini oraya bıraktınız. Tabii kıyamet olayında evde yıkıldı, fabrika yıkıldı, dünyada mahvoldu, helak oldu gitti. İnsanlar ne oldular? Çırçıpla yaratıldığı gibi mahşere geldik orada. Şimdi gelelim adı cemaatimiz asıl konu inşallah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'e gelelim. Şimdi bu üç ayet-i kerimeyi anlamını biraz genişçe, biraz detaylı anladığımız zamanlar ki Allah Rabbül Alemin değil mi böyle? Bütün alemin Rabbi bak. Yerlerin, göklerin, meleklerin, denizdeki balıkların kabirdeki mevtaların,
Bütün alemin Allah Rabbi Mevla böyle. Ne demek Mevla Rabbi? Yaratan O. Yöneten O. Rızkı veren Mevlam. Mevlam Rahman Rahim'dir. Bir de mahşer. Mahşer gününde bir tek canlı gizli kalmayacak ki oradan mahşerdik hesap vermesin. Tek can kalmayacak. Her birimiz elimizde olmadan irademiz dışında. Şimdi dünyada bize Mevlam bir irade veriyor. İstek, irade. Bu da irade cüz'i deniyor. Cüz bir parça anlamı geliyor. Yani bizim şu bedende çok az bir geçen sözümüz var. Şu bedende muhtemelenler. Beden tam sözümüz geçmiyor. Geçmiyor muhtemelenler. Hatta öyle ki bırakalım, organları bırakalım da, bundan çalışma sistemi bırakalım da, hatta bazı hareketlerimizle bile, mesela kızmamamız gereken yerde bazen birden kızıyoruz. Niye kızdım? Kendi pişman oluyoruz. Niye kızdık? Eline değil. Kimin elinde? Kontrol. Mesela bir erkek genç olarak dışarıda bir çıplak kadına bakabiliyor. Haram olduğunu biliyor. Günah olduğunu biliyor. Bakmamam lazım diyor. Ama bir bakabiliyor. Pişman oluyor. Niye baktım? Peki baktıran neydi seni? Göz kapağını niye kapayamadık değil mi? Niye baş çeviremedik? Beden kontrolü elle değil muhtemelen bakımda. İşte ruhsal kişi yönü güçlendikçe o zaman kontrolü kişilerini alabiliyor. Alıyor böylece. Dünyada elimizde irade var, istek var şu bedenimizde ama cüz'i çok az ama. Çok muhtemelen. Çok az. Mahşerde ise hiç kalmayacak. Hiç kalmayacak. Mahşerde hiçbir şeyimiz yok. Böyle. Kimsenin bir şey yok orada. Kalbinden fırlayan, yaratıldığı, oradaki bulunduğu şekilde, öldüğü şekilde herkese böyle tıbış tıbış mahşerde gideceğiz muhteremler. Şimdi bunları bilince kişi ne yapacak muhteremler? İyyâke nâbudî geliyor kul. İyyâke nâbudî. Ya Rabbi ancak yalnız sana kulluk ederim. Niye yapsın başkasına kulluk etsin ki sana? İnsan sana tapınır mı? İnsanlar putlaştırılır mı? İnsan ilahlaştırılır mı insanlar? Evet filan kişinin aklı, ideoloji şunları bunları. O da anakarla dünyaya geldi muhtemelen. O da bebekti. Onun da burnu aktı. O da altına işedi. O da altına kirledi muhtemelen. Allah'ın koyduğu denge düzen kurul içerisinde yavaşça büyüyor diyor. Belli bir çağa geldi. Sonuçta ölüp gidiyor muhtemelen. Çünkü bir leş oluyor insan. Mezar muhtemelen. O halde en derbarlık insandır ama insanlar ilahlaştırılamaz muhtemelen. İnsan aciz varlık insanlar muhtemelen. Aciz insanlar böylece. Bir gün Harun Reşit Hazretleri Abbas hükümdarlarının en parlak dönemi yaşayan kişi Harun Reşit bir gece canı sıkılmış. Sıkılmış yani. Herkes olur bu olay tabii. İçine bir darlık geliyor. Gönlüne bir sıkıntı geliyor. Dünyanın bir numaralı devlet başkanı o anda kendisi. Her imkanlara sahip. Ama gönlüne sahip olamıyor aklında. Kontrol yok elinde. Şimdi sıkıntı gelmiş. Aldı yanına vezirini. O zaman büyük evlası olana birine gidiyor. Hazır Fudeyl bin İyaz Hazretleri yani. Ona gidiyor. Fudeyl bana nasihatte bulunuyor. Allah'a da ihtiyacım var böyle diyor. Evet saltanat yetmiyor diyor. Yani saltanat beni mutlu edemiyor böyle diyor. Yani tırları altınları var. Gümüşü var muhtemelen. Ferman emri var. Her şey emrinde. Bak ne diyor muhtemelen. Saltanatın beni mutlu edemiyor diyor. İşinin darlık var, bunalım, sıkıntım var. Bana nasihatte bulun. Ya Fudeyl, Allah dostun sen diye böylece. Fudeyl bakıyor Harun Reşit'e. Tabi evliyalar gerekeni konuşurlar muhteremler. Evliyalar. Muhteremler. Şöyle örnek vereyim kısaca. Bir insan mesela doktora gidiyor da elde bir çıbanı var. Doktor bakıyor ki kişinin kalbi duracak, anlıyor durumunu. Sen bırak onu da, benim için bir kalbim bakalım böyle muhtemelen.
Şimdi tabi Evliullah da bakıyor, durumuna bakıyor. Harun Reşit tabi zamanın büyük padişahı olduğu için, süper gücün başkanı olduğu için enaniyet, onur, benlik varlık olmuş kendisinde efendim. Varmış. Onun tabi kırılması gerekiyor. Ki ancak gönül huzura bulabilirsin. O olmadan şurak burak olmaz tabi bunlar. Şöyle diyor. Ya Harun diyor. Çölde tek başına kalsan diyor. Adamlarını kaybettin diyor. Onlar seni bulamıyorlar. Tek başına kaldın. Aradan bir iki gün geçti diyor. Tabi çöl sıcağında susuzluktan diyor. Artık ölmek üzeresin diyor. Yani bedenden su çekildi. Artık kanın koyulaşmaya başladı. Pıhtılaşmaya başladı kanın. Artık öleceksin diyor. Susuzluktan diyor. Kıranıyorsun böyle diyor. O anda biri karşıdan dikilse eller şey güzel, taze, tatlı, soğuk bir su olsa eline bir kase diyor. Ne dedi ki sana diyor? Harun. Malının yarısını verirsen bunu sana veririm dersin. Ne yaparsın diyor? Veririm diyor. Malın yarısını veririm böyle diyor. Öleceğim şey böyle diyor. Peki diyor. Sana bir kase su verdi diyor. Bol su verdi sana diyor. Onu içtin diyor. Kana kana iyice damağın açıldı. İçtin, suya kan içtin diyor. Aradan birkaç saat geçti diyor. Su aşağı indi. Ama prostat bezin büyümüş. Dışta atamıyorsun işte bunu işlemini diyor böyle diyor. Şiştin diyor. Uğraşıyorsun tuvalete diyor. Damla damla yapamıyorsun diyor. Boşalamıyorsun şimdi diyor. Senin sıkıyor mu sıkıyor sıkıyor diyor. O anda bir yer dese ki sana diyor. Yavrum ben sana bir ilaç yapacağım, vereceğim. Bunu içtiğin anda boşanırsın. Ama kalan malının yarısı bana verir misin? Verir misin diyor. Onu da veririm diyor. Bak Harun diyor. Senin malın diyor. Bir kase içip boşaltmaya gidiyor böyle muhtemelen. Buna mağrur olma diyor böylece. Allah Hazreti güven bunu kendisine buyuruyor. Şimdi muhterem cemaatimiz İyyâke nâbudu bu işte. Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz. Başkasına hayır muhterem. Düşünün ki Harun Reşit gibi dönemin dünyanın süper gücünün başkanı. O da acizan muhtemelen. O da acizan muhtemelen. Günümüzde de nice dünya çapı ünlüler ne deniyor? Efendim işte kanser yeni düştü. Nice ordu komutanları, devlet başkanları, muhafı alayları var. Askeri var, topu tüfeği var. Hatta günümüzde çok gözetleyici cihazları başlamış. Kameralar başlamış böyle. Yani işe kuş işe girmeyecek şekilde gizli kamera donatılmış böyle. Her imkan alınmış. Ama onların göremediği bir kanser mikrobu içeri giriyor muhtemelen bak böyle. Onu önleyemiyorlar muhtemelen. Bir kanser mikrobu giriyor. O başka muhtemelen da içine giriyor. Paşam o içine giriyor muhtemelen. Demek ki insan aciz. O halde kulluk Allah-u Teala'ya. İşte İyyâke nâbudu. İyyâke nâbudu işte bu. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Nedir kulluk? Allah-u Teala'ya tam teslimiyet işte bu. Kalben, bedenen, ruhan deniyor buna. Kişi kalbiyle, ruhuyla, bedeniyle Allah'a tam teslimiyet. Kulluk bu. Allah ne mi diyorsa onu yapmam. Kulun namaz kıl, kılamam yok. Tamam. Kulun başını ört. Örtemem yok bu. Örtemem yok. Arkadan ne geliyor? Ve iyyâke nestaîn. Allah Teala kulluk yapmak kolay mı? İçimizde tabii şeytan var. Dürtüyor bizleri. Nefis var. Gazap var. Şehef, onur, beni, şunlar, bunlar var da var böyle. Nedir bunlar? Dev dalgalar bunlar böyle. Arasında boğuşuz bunlar. Bunlar bizi bazen yenebiliyorlar. Bazen yine düşebiliriz onlara. Ne gerekiyor burada? Burada kul kendine güvenmeyecek bakış mı? Evet, İyyâke nâbudu çok güzel söyledik bunu. Büyük bir dava artık ortaya. Allah tam bir teslimiyet. Neden Allah Rabbül Alemin muhtemelen? Olur Rahman Rahim. O hesap gününün sahibidir. Baş Rabbimiz yok tabii. Tam teslim olduk ona. İyyâke nâbudu. İyyâke de iş bu. İyyâke. Ancak ve ancak yalnız sana baştan değil. Kulluk ederiz. Arkadan ne geliyor?
sanki bir dalgalı denizde muhtemelenler. Fırtınalı, dalgalı denizdeyiz, boğuşuyoruz dünyada. İmtihanlar çok dünyada muhtemelenler. Hastalıklar, musibetler var, felaketler var. Ne bileyim, şeytanlar var, arasında alışmak bunları. Zor mu zor? Arkada ne geliyor? Ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, yalnız senin yardım isteriz. Ya Rabbi, sen bize yardım eyle, sana kul olalım muhteremler. Tabi her açıdan yardım Allah'tan muhteremler. Bir insanın babası bakan olabilir muhteremler. Bir insanın babası üst makamda yetkili kişi olabilir. Ama uçakta gidiyor. Uçak havada arızalandı. Tehlike alarm verildi. Oraya kimin gücü yeter oraya? Ancak Allah'a muhterem. Deniz dalgalanıyor, okyanusta kişi Amerika'ya gidiyor. Üst makam sahibi bindi, Rus gibi bindi. Ama aniden bir fırtına bastı, dev dalgalar. Gemiyi beşik gibi sallı döndürüyor. Battı batacak. Ona kim yardım edebilir oraya? Ancak Allah muhteremler. Deprem oluyor, savaş oluyor. Kim yardım edebilir? Ancak Allah muhteremler. İşte veyyâke nestaîn. Ya Rabbi, yalnız senden yardım isteriz. Çünkü ancak Allah yardım edebilir bize her halimizde muhteremler. Mesela bir kişi dünyada ölüyor muhteremler. Makam mevki sahibi, yetki sahibi, üst düzey bir kişi ölüyor. Tabi cenazesi, görkemli olan cenazesi. Birkaç gün bekletiliyor, katafalka konuyor, Hristiyan usulü yani uygulanıyor. Çenetine getiriliyor, saygı duruşu yapılıyor. Hep de Hristiyanlığın cenazeye ilgili sembolleri bunlar, Hristiyanlığı bunlar. Buna uygulanıyor bunlar. Tabi sonra cenaze merasimi yapıyor muhteremler. Uzun bir konvoylar, şatafatlı, görkemli, altı tabi çekimler falan yapılıyor. Ekranlara getiriliyor. Kişi ama sonuç ne oluyor muhteremler? Mezara gelince, mezara indiriliyor. Üzerine tahtaları diziliyor. Üzerine toprağa atılıyor. Herkes dağılıp gidiyorlar. Kalabalık ne oldu? Bir esen yer fırtına gibiydi böyle. Sel gitti, kum kaldı muhtemelen. Hepsi gitti böylece. Kum ne yaptı? Kabrinde tek başına kaldı. Ama kulun arası Allah ile iyiyse, Allah Rabbi alemi muhtemelen. Orası iyi, Rabbimizin mülkü orası da. Orada Allah'ın sizi geçeceği yere. Mülküne girecekler. Ben Rabbim edemeye. Onlar Rabbim Mevla muhteremler. Muhteremler. Adı cemaatimiz yani. Gerçekten muhteremler. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Anlamı çok geniş muhteremler. Anlamı çok geniş. Yani kulun bir Rabbi var. Allah muhteremler. O Rabbül Alemin işte muhterem. Mahşerde yine Rabbimiz bir muhteremdir. Sırat'ta Rabbimiz yine o muhteremdir. Haşa cehenneme atılsak bile, bak günahımız sebebiyle cehenneme atılsak bile, ama kimi yalvaracağız? Allah'a yalvaracağız. Mevla'ya yalvaracağız. Allah diyeceğiz muhteremdir. İşte böyle müminler, bazı günahdan dolayı bir mümin cehenneme atılsa bile, ne yapacak mümin orada? Başlayacak tevhide. La ilahe illallah. Bağıracak orada adamlar. Müminler. Cehennemde adamlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah deyince cehennem onu yalvaracak. Ne olur susun. Ateşimi söndürürsünüz. Dengem bozulacak adamlar. Tevhidin nuru ateşin ısısını bak söndürür muhtemelen. Söndürür muhtemelen böyle. Üstün gelir muhtemelen. İşte adı cemaatimiz. Her gün beş vakit namazda bunu okuyoruz bu şekilde muhteremler. İyyâke na'budu bilelim ki Allah bir sözleşme orada, bir tazelerin yenilerin sözleşme orada böyle. Eli bağlı, Allah huzurundayız. İyyâke na'budu. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk ederiz ya Rabbi. Tam sana teslimiz. Arkadan ne geliyor? Ve iyyâke nestaîn. Ama ne olur bize yardım eyle, sakın olun ya Rabbi. Muhterem cemaatimiz, mübarek Ramazan tabii geçti. Bayram da geçti muhteremler. Ömür olana
Tabi yine bayramlar gelir muhteremler. Ömrü bitiren ne yapıyor? Başka aleme gidiyor. Büyük Mevlam büyük muhteremler. Yani ölümden hiç çekinmeye gelmez muhteremler. Emiyor muhteremler. Yani ölümden çekinmeye gelmez muhteremler. İnsan başka aleme gidiyor. Ana karnındaki yavru. Orası bir alem. Dünya alemine geliyor. Başka bir aleme geliyor muhteremler. Burası da Allah'ın mülkü muhteremler. Kabir o da Allah'ın mülkü. Hatta o kabir dünyadan daha da geniş muhteremler. Kazanış muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.